Hatırlarsanız daha önce bugüne kadar çıkan Punisher video oyunlarından bahseden bir video yapmıştım. O videoda Punisher karakterinin nasıl ortaya çıktığından bahsetmiştim. Bahsetmiştim de hadi bir daha hatırlayalım bakalım Punisher karakteri nasıl çıkmış ortaya. Gary Conway o dönem yazdığı Spider-Man serisi için uçlarda yaşayan farklı bir karakter yaratmak ister. Bir Vietnam gazisinin kötü adamları katlettiği Cellat isimli bir kitap okuyup bu seriye hayran kalan Conway, Cellat karakterine benzer bir karakter yaratarak Spider-Man'in karşısına çıkarmak ister. Gary Conway yaratacağı karakterin unutulmaz bir kostümü olmasını istemektedir. Gary Conway göğsünde küçük bir kuru kafa olan kostüm düşünür ve Marvel sanat yönetmeni John Romita'ya yaratmak istediği karakterden bahseder. Yeni karakter fikri John Romita'nın kafasına yatar ve aklında oluşan karakteri kağıda döker. İlk çizim pek içine sinmez. Daha sonra karakterin göğsündeki kuru kafayı daha da büyütür ve bu çizim çıkar ortaya. Stan Lee çizimi görür ve karakteri sever. Fakat karakterin hala bir ismi yoktur. Stan Lee düşünür ve ağzından şu kelime dökülür. Punisher. Amazing Spider-Man sayı 129'da kendine yer bulan Punisher çizgi roman okurları tarafından çok sevilir. Ve ilerleyen yıllarda kendi serilerine kavuşur. Evet, hatırladık Punisher'ın nasıl yaratıldığını. Olaylar böyle gelişiyordu. Zaman da geçtikçe geçiyordu. New World yapım şirketi Punisher'ın filmini yapmaya karar verdi. Derken o günlerde New World yapım şirketi yönetmen Goldblatt'ın çektiği Deadhead filmini izler ve çok beğenir. Ve çekecekleri Punisher filminin yönetmeni Goldblatt olsun isterler. Fakat yönetmen Punisher diye bir çizgi roman karakterinin varlığından bile haberdar değildir. Yönetmen zaten bir çizgi roman okuru da değildir. Gelen teklif üzerine Punisher çizgi romanları okumaya başlar yönetmen. Yönetmenimiz Punisher okuduktan sonraki duygularını şöyle anlatıyor. Çizgi romanları okuduktan sonra fark ettim ki Punisher sinemada anlatılması zor ve moral bozucu bir karakter. O ailesinin intikamını almak için yaşayan ölü bir adam. Punisher bir anti kahraman ve onunla empati kurmak oldukça tehlikeli olabilir. O sebeple projeden ayrılmak istedim. Ben projeden ayrıldıktan sonra yapımcılar başka ünlü yönetmenlere gittiler. Ben de projeyi unuttum. Aradan kısa bir süre geçti ve yapımcılardan Robert Mark Kamen yanıma geldi. Dostum, bu filmi senin yapmanı istiyorum dedi ve ekledi. Gel dostum, beraber harika bir iş çıkaralım ha, ne dersin? Robert Mark Kamen kim mi? Anlatayım. Gençliğinde uğradığı zorbalıklardan sonra karate eğitimi alarak tüm zorbalar haddini bildiren Robert Mark Kamen, yıllar sonra bu yaşadıklarını kaleme aldı ve Karate Kid filmi çıktı ortaya. Yönetmen oldukça saygı duymaktaydı Robert Mark Kamen'a ve o sebeple film yönetmeyi kabul etti. Filmin senaryosunu yazmak için de Boaz Yakin işe alındı. Şimdi en önemli soru Punisher'ı kim oynayacaktı? Önce rol için Michael Pearl düşünüldü. Fakat Michael Pearl rolü istemedi. Daha sonra İskoçyalı filmiyle yıldızı parlayan Christopher Lambert düşünüldü. Christopher Lambert rolü kabul eder ancak bir süre sonra bir kaza geçirir. Kazada bileğini incitir ve projeden ayrılmak zorunda kalır. Yapımcılar daha sonra Steven Seagal'a gider fakat Seagal da rolü istemez. Ve rol Dolph Lundgren'e kalır. Filmde Punisher'ı yakalayacak polis memuru için önce Nicole Kidman düşünülür. Fakat Kidman rolü istemeyince rol cinsiyet değiştirir. Rol o dönemin Samuel Jackson'ı, Denzel Washington'ı, Louis Gossett Jr.'a gider. Senaryo ve oyuncular da karar kılınınca yönetmen çekim için mekan bakmaya başlar. Fakat yapım şirketinin bir sürprizi vardır. Yapım şirketi filmin çekimlerini Avustralya'da yapma kararı alır. Yönetmen ve oyuncu ekibi şok olsa da elleri mahkum Avustralya'ya gitmek zorunda kalırlar. Fakat Avustralya'da filmi çekmek yönetmeni çok da zorlamaz, hatta yeni yetenekleri keşfetmesine de yardımcı olur. Yönetmen Goldberg anlatıyor. Avustralya'da harika çekim mekanları bulduk ve harika insanlar tanıdım ve bu sayede çekimlere bir an önce başladık. Film çekimi esnasında en çok zorlandığım şeylerden biri de Avustralya'daki araçların direksiyonlarının sağda olmasıydı. O sebepten yapım şirketi Amerika'dan araç getirmek zorunda kaldı. Avustralyalı oyuncuları Amerikan aksanıyla konuşturmak oldukça zordu fakat çekimler bir şekilde sorunsuz ilerliyordu. Yönetmen Punisher'ın çizgi romandaki kostümünün filmde kullanılması halinde filmin ciddiye alınmayacağını düşünür. Punisher'ın çizgi romanda giydiği beyaz eldivenler ve karakterin göğsündeki kuru kafa maalesef o sebeple filmde kullanılmaz. Biliyorsunuz meşhur bir söylenti var. Neymiş efendim, Marvel Punisher filmine destek olmamış. Hatta Punisher'ın tişörtündeki kuru kafaya da Marvel'a engel olduğu söylentisi var. Ama bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar.
Çünkü Stan Lee bizzat çekimlerde danışman olarak yer alır. Ve derken filmin çekimleri ve kurgusu biter. Fakat film Amerika'da vizyona girmez. İsveç ve Güney Afrika'da da vizyona girmeyen Punisher filmi bir süre sonra dünya çapında sinemalarda gösterime girer. Başlangıçta Ağustos 1989'da ABD'de gösterime girilmesi planlanmıştı. Hatta fragmanlar bile yayınlanmıştı ama film yine de sinemalarda gösterilmemişti işte. Film Ekim 1989'da Almanya ve Fransa'da premier yapar ve aylar sonra Temmuz 1990'da Los Angeles Çizgi Roman ve Bilim Kurgu Kongresi'nde gösterilir. Daha sonra yapımcının yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir zaman geniş bir sinema gösterimine kavuşamaz Punisher filmi. Nisan 1991'de film video piyasasına satılır fakat bir sıkıntı vardır. Filmi asıl çizgi roman tutkunu insanlar izleyecektir. Fakat filmin afişine bakan çizgi roman fanları Punisher'ın kuru kafa amblemini görmeyince filmden soğur. Ve o sebepten video piyasasında da işler iyi gitmez. Yönetmeni en çok üzen şey ise filmin vizyona girmeden VHS piyasasına satılmasıdır. Bunu yönetmen film çalışanlarına saygısızlık olarak görmektedir. Fakat bugün Blu-ray ve DVD'sinin basılması ve aynı zamanda filmin çıkan Blu-ray'inde filmden çıkarılan eksik sahne ve yönetmen yorumu olan bölümlerin olması yönetmeni onore eder. Yönetmen diyor ki bugünkü aklım olsa Punisher'ın tişörtüne kuru kafa amblemini kesinlikle koyardım. Eminim o zaman daha da başarılı olurdu film. 1990 yılında New World Punisher 2'nin geleceğini duyurur fakat o da sadece duyuru olarak kalır. Daha sonra filmin Punisher Mavi Special isminde bir çizgi romanı yayınlanır ve okurlar bu çizgi romanı çok sever. 1990 yılında ise ev konsolları için bir Punisher oyunu yapılır ve oyun reklamlarında filmden kesitler gösterilir. Daha sonra yıllar geçtikçe Punisher fanları filmin değerini anlar gibi olur. 2008 yılında Amerika'daki bir film festivalinde filmin tekrar gösterimi yapılır. Nisan 2009'da düzenlenen Dolphin Cannes Film Festivali'nde film tekrar gösterilir. 2013 yılında filmin sinema versiyonunu, kesilmemiş versiyonunu ve genişletilmiş çalışma baskısını içeren sert kapaklı bir medya kitabı, Blu-ray ve DVD seti yayınlanır. Filme 8 milyon dolar harcanmıştır fakat 30 milyon dolar kazandırmıştır Punisher filmi yapımcılarına. Unutmadan şunu da eklemem gerekiyor. Dolphin Cannes çekimler esnasında dublör kullanmamıştır. Hatta bazı dövüş sahnelerinde oyuncu arkadaşlarıyla birbirlerine ciddi ciddi vurmuşlardır. Evet, her türlü saygı hak eden bir film arkadaşlar. Bu video da saygı hak ediyor. Lütfen kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız beni de çok mutlu edersiniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar.